Hepinize selamlar arkadaşlar. 24. üniteye geldik. Bu ünitedeki konumuz will be doing and will have done diye vermiş. Normal formunu vermiş. Aslında future continuous ve future perfect tense'ten bahsediyoruz. Future continuous tense dediğimiz gelecekte süre gelen zamandan bahsederken kullanıyoruz. Türkçe karşılığı da var, bunu söyleyeyim, üstüne yazın isterseniz. I'll be doing derseniz yapıyor olacağım. Bütün subjectlerle, bütün öznelerle aynı şekilde kullanıyoruz. İkisinde I'll be doing, I'll have done. She'll be doing, she'll have done. Yani herhangi bir yapı değişikliği yok. I, you, we, they, he, she, it hiç fark etmez. Will be doing yapıyor olacağım demek. Will have done, yani I'll have done derseniz yapmış olacağım demek. İkisi arasında böyle bir fark var. Biri daha bitmemiş bir eylemden bahsedeceğiz. Detayı var ama bazı ekstra durumlar var, onları da anlatacağım. Will have done ise yapmış olacağım, bitirmiş olacağım anlamında kullandığımız bir yapı. Şimdi öncelikle kitapta vermiş ama çok detaylı vermemiş aslında. Ben size bazı başka detayları da vereceğim. Açıklamalarını yapacağım ve baştan söylüyorum. Özellikle bu ünitenin lütfen egzersizlerini izleyin, dinleyin. Çok kolay görünüyor çünkü ama sınavda karşınıza çıktığınızda kafalar karışabilir. Egzersizlerde verilen örnekler üzerinden daha detaylı açıklama yapmaya çalışacağım. O yüzden iki tarafı da lütfen izleyin. Şimdilik these people are standing in a queue to get into the cinema demiş. Queue burada gördüğünüz gibi sıra demek. Bu insanlar sırada duruyorlar sinemaya girmek için. Şimdi olaydan bahsedeceğiz. Gelecek zamandan bahsediyoruz. Daha sinemaya girmediler çünkü. Half an hour from now. Bundan yarım saat sonra demek. Half an hour, yarım saat. The cinema will be full. Yani sinema dolu olacak. Everyone will be watching the film. Herkes filmi izliyor olacak. Dikkat edin, izliyor olacak. Başlamış bir eylem, henüz daha bitmemiş. Hala izliyor olacaklar. Şu anda izliyor olsalar da eğer they are watching diyecektik, izliyorlar. Ama şu andan bahsetmiyoruz. Yarım saat sonrasından devam eden bir süreçten bahsettiğimiz için they'll be watching diye kullanıyoruz. Diğer tarafta ise 3 hours from now, bundan 3 saat sonra the cinema will be empty. Yani boş olacak sinema. The film will have finished. Film bitmiş olacak. Dikkat edin, mış olacak. Everyone will have gone home. Herkes evine gitmiş olacak. Yapıyor olacaktı bu taraf, will be watching. Bitmiş olacak, gitmiş olacak şeklinde çeviriyoruz. Yani gelecekte bitmiş bir eylemden bahsediyorsak ya da bitecek bir eylemden bahsediyorsak o zaman future perfect tense kullanıyoruz. Yani will have done yapısı. Done dediğimiz fiilin üçüncü hali. İsterseniz onun yanına verb 3 yazın. Verb dediğim V3 diye yazıyoruz bunu genelde, kısa olsun diye. Fiilin üçüncü halini yazacağız. Gone'da olduğu gibi, finish'te olduğu gibi. Finish düzenli, ed takısı aldı. Gone düzensiz, go, went, gone şeklinde üçüncü hali. Bunları kesinlikle irregular verb'lere her zaman bilmeniz gerekiyor. Birçok konuda karşınıza çıkıyor çünkü. Şimdi devam edersek, burası anlaşıldıysa yapıyor olmak, yapıyor olacağım, yapmış olacağım şeklinde. B bölümde konuyu biraz daha detaylandırmış. I'll be doing something future continuous. I'll be in the middle of doing it. Bir şey, yani bir şey yapmadın veya eylemin ortasında olacağım. Dikkat edin, eylemin diyorum. Çünkü kitapta bundan bahsetmiyor. Çoğu yerde de bahsetmez. Future continuous tense eylem fiilleriyle kullanırız. Yani I'll be being diye bir şey olmaz. Be bir eylem fiili değildir. I'll be diye kullanıyoruz. Oradaki be yardımcı fiil. I'll be swimming. I'll be watching, I'll be playing şeklinde. Swim, watch, play. Bunlar hep eylem fiilleri. Ama şöyle kullanamazsınız. I'll be knowing, yani biliyor olacağım. I'll be remembering, işte hatırlıyor olacağım. Bunlar yok. Eylem fiili olması gerekiyor. Aynı şekilde be de eylem fiili değildir. Mesela burada bir örnek cümle vermiş. This time next week, gelecek hafta bu zaman. I'll be on holiday, tatilde olacağım. Tatilde oluyor olacağım, Türkçe'de de söylemeyiz zaten. Tatilde olacağım, yani I'll be being on holiday diye bir şey yok. Çünkü be de burada stative verb'tür. Dikkat edin, sadece eylem fiilleriyle kullanıyoruz. Bu arada stative verb konusu kanalda var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Şimdi normal cümlemize geçelim. I'll be lying on the beach or swimming in the sea. Kumsalda uzanıyor olacağım veya denizde yüzüyor olacağım. Bunlar eylem. O yüzden bu şekilde kullanabiliyoruz. I'll be lying, I'll be swimming şeklinde. Diğer tarafta you have no chance of getting the job. İşi alma şansın yok demek. You'll be wasting your time if you apply. Apply başvurmak demek. Eğer başvuru yaparsan zamanını harcıyor olacaksın. You'll be wasting your time if you apply. You will waste your time da diyebilirsiniz. You'll be wasting de diyebilirsiniz.
Present Feature Continuous Tense normal Simple Feature'ın yerine de kullanılabiliyor. Hatta çok kez kullanılıyor. Ne zaman kullanılıyor? Genelde resmi şeylerden bahsederken kullanılır. Mesela haberlerde eğer hiç izlemeye çalışıyorsanız BBC'nin haberlerini işte konuşma yapacak, başkan konuşma yapacak derken The President will have a speech denmez. Yani will talk denmez veya The President will be talking diye kullanılır. Bu biraz daha güzel bir dil, biraz daha nazik, biraz daha formal bir dil diye kullanabiliriz. Tekrar söyleyeyim burasını. The President will talk denmez. The president will be talking diye kullanılır. Bu cümlede de you will waste demek yerine you will be wasting your time if you apply. Zamanı boşa harcıyor olacaksın. Yani bu da bir süreçten bahsediyor aslında. Boşa zaman harcamak da anlık olan bir şey değildir. Bir süreçtir. O yüzden waste kelimesini de bu şekilde kullanabilirsiniz. Altta açıklama vermiş, karşılaştırma vermiş daha doğrusu. Compare will be doing and will do. Will be doing future continuous tense. Will do normal simple future tense. Don't phone between 7 and 8. 7-8 arasında arama. We'll be eating. Yemek yiyor olacağız. Şu saatler arasında şunu yapıyor olacağız anlamında bir cümle. Altta ise let's wait for Liz to arrive and then we'll eat. Bu iki cümle birbirinden çok farklı. Burada we'll be eating diye kullanamayız. Neden? Çünkü anlamı şu. Liz'i bekleyelim. Liz'in gelmesini bekleyelim. Arrive gelmesini bekleyelim. And then we'll eat. Ondan sonra yeriz. Liz'in gelmesini bekleyelim sonra yiyor olacağız gibi bir mantık olmaz. Şu olduktan sonra şunu yapacağız anlamında ise eğer simple future tense kullanırız. Yani future continuous tense kullanmayız. Bu iki cümle arasındaki fark budur. Şu saatlerde yiyor olacağız birinci cümle. O geldikten sonra yeriz anlamında ise ikinci cümle şeklinde will eat diye yaptık. Diğer tarafta geçmiş zamanla karşılaştırdığı şimdiki zamanla ve gelecek zamanla bu cümleler çok önemli bence. Buna çok dikkat edin. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi simple ve continuous tense'in karşılaştırması aslında. İlki geçmiş zaman. At 10 o'clock yesterday. Dün saat 10'dan bahsediyoruz. Dün geçmiş. Tina was in her office. Ofisindeydi. She was working. Çalışıyordu. Past continuous tense'tir bu. Dikkat edin. Şimdi ise present continuous yapacağız. It's 10 o'clock now. Şu an saat 10. Şu andan bahsediyorum. She is in her office. She was demiştim. She is dedim. She is working. Çalışıyor. Şu andan bahsettim. Future continuous için ise at 10 o'clock tomorrow. Yarın saat 10'da. She will be in her office. Ofisinde olacak. Dikkat edin. Be fiilinin kullanımları bunlar. Was geçmiş zaman için. Is şimdiki zaman için. Will be gelecek zaman için. She'll be in her office. She'll be working. Çalışıyor olacak. Gelecekte süre gelen bir şeyden bahsediyoruz. Bunların hepsi süre gelen eylemler. Çalışıyordu, çalışıyor, çalışıyor olacak şeklinde. Burasını anladıysanız konunun %90'ını anlamışsınız demektir. C bölümünde ise yine will be doing yapısını farklı şekillerde kullanımından bahsediyor. Burada şundan bahsediyoruz aslında. Daha önce söylemiştim ya biraz daha güzel bir dil, biraz daha bazen resmi bir dilden bahsederken normal will kullanmak yerine will be verb ing şeklinde kullanıyoruz. Yani future continuous tense kullanıyoruz. Diyor ki burada the government will be making a statement about the crisis later today. Make a statement açıklama yapmak demek. Açıklamada bulunmak demek. The government dedi hükümet. Hükümet bugün ilerleyen saatlerde later dedi ilerleyen saatlerde anlamında kriz hakkında açıklama yapacak. Ama bunu dediğim gibi ilk başta dersin başına söylemiştim ya will make diye kullanmayız. Will be making şeklinde kullanırız. Ama anlamı yapıyor olacak değil yapacak demek. Altta da veriyor zaten. When we use it in this way will be doing is similar to will do and going to. Will ve going to yapısına benzerdir. Bu arada will be doing yerine I'm going to be doing diye de kullanabilirsiniz. Yani will yerine going to kalıbı da kullanılabilir. Going to be doing. Yapıyor olacağım. Aynı şey. Farkı yok. Burada ise biraz daha kibar, daha güzel bir dilden bahsederken will be making diye yaptık. Diğer tarafta later in the program, programda daha sonrasında I'll be talking to the Minister of Education. Sağlık Bakanı ile konuşuyor olacağım, konuşacağım demek aslında. I will diye de kullanılabilir ama kullanmıyoruz. I'll be talking şeklinde. Ve son cümlede the team's star player is injured and won't be playing in the game on Saturday. Cumartesi günü oyunda oynuyor olmayacak gibi nasıl isterseniz çevirin. Yıldız oyuncusu yaralanmış is injured and won't be playing. Oyunda oynamıyor olacak. Zaten burada da gördüğünüz gibi televizyondan bir şey veriyor. Yani haber dilinde daha çok bu şekilde kullanıyoruz. Bu will be doing yapısıydı. İki şekilde kullandık. Dikkat edin. Gelecekte
şu saatlerde, şu zamanlarda şunu yapıyor olacağım anlamında veya yine aynı şekilde yapacağım, edeceğim, o konuşacak, konuşma yapacak, açıklama yapacak anlamı da biraz daha resmi bir dilde will be doing yapısını kullanıyoruz. Will have'dan da yapmış olacağım, yapmış olacak anlamda kullanıyoruz. D kısmında da bundan bahsediyor. I will have done something, bir şey yapmış olacağım, future perfect tense. It will be complete before a time in the future. Gelecekteki bir zamandan önce bitmiş olacak demek. For example, Sally always leaves for work at 8:30 in the morning. Sabah 8:30'da çıkarmış evden. She won't be at home at 9 o'clock. She'll have gone to work. İşe gitmiş olacak. She'll have gone to work. Buradaki L ile will'in kısaltılmış hali. We are late demiş. The film will already have started by the time we get to the cinema. Biz sinemaya gittiğimizde, gidene kadar, by the time. The film will already have started. Çoktan başlamış olacak. Already, çoktan zaten. Normalde perfect tense'de çok kullanıyorduk. Future perfect simple'ı da kullanabilirsiniz. The film will already have started şeklinde. Yine son olarak bir açıklama vermiş. Açıklama diyorum, hep karşılaştırma vermiş. Ted and Amy have been married for 20 years. Bu normal present perfect tense. 24 yıldır evliler. Şu an evliler derken are married derdik. Şu kadar zamandır evliler derken perfect tense kullanıyoruz. Have been married şeklinde yapıyoruz. Şimdi future perfect ile yapacağız. Next year, yani gelecek zaman. They will have been married for 25 years. 25 yıldır evli olacaklar. Dikkat edin. Have been, şu andan bahsediyorum. Will have been, evli olmuş olacaklar diye bahsediyoruz. Diğer tarafta ise past perfect'i vermiş. Perfect'in farklı farklı hallerini. When their son was born, çocukları doğduğunda, oğulları doğduğunda they had been married for 3 years. 3 yıldır evliydiler anlamında bir cümle. Neden burada perfect tense kullanıyoruz? Their son was born diyor, geçmiş zamanda bir cümle. Oğulları doğdu. Biz oğulların doğumundan önceki zamanını da kapsadığımız için, bundan da bahsettiğimiz için past perfect tense kullanıyoruz. Konumuz bu kadar. Çok kısacık bir özet geçiyorum. Egzersizleri kesinlikle izleyin diyorum. Ve hemen başlıyorum özete. Will be doing, yapıyor olacağım demek. I'll be doing, she'll be, he'll be diye kullanıyoruz. Olumsuzu ise bunun won't. Bunu söylemedim sanırım. Will not veya won't diye yazılıyor. I won't be doing, yapıyor olmayacağım şeklinde. Will have'dan yapmış olacağım veya won't have'dan yapmış olmayacağım anlamında. Will be doing yapısını eylem fiilleriyle kullanıyoruz. Stative, yani durum fiilleriyle kullanmıyoruz. No, remember gibi fiillerle kullanılmaz. Sadece eylem fiilleriyle kullanırız. Be fiili de kullanmıyoruz. Hani I'll be being diye bir şey yok. I'll be on holiday, tatilde olacağım gibi. Gelecek zamanda yine will anlamda, yapacak, edecek anlamda biraz daha resmi bir dilde kullanırken will yerine will be doing yapısını kullanıyoruz. Bunun yerine going to be doing şeklinde de kullanabilirsiniz. Bir de will have'dan vardı. Yapmış olacağım demek. Gelecekte şu eylem şu zamanlarda bitmiş olacak anlamında bir yapı. Şimdi egzersizlere bakalım birlikte. Read about Andy demiş. Then tick the sentences which are true. In each group of sentences at least one is true. Burada gün içerisinde normal bir günde yaptıklarından bahsediyor. Andy'miş adamın adı. Sonrasında şu saatte şunu yapıyor olacak mı, yapmış olacak mı, yapacak mı, bunlara bakacağız. Öncelikle ben şeyleri okumak istiyorum. Bütün parçayı okumayacağım. 7:45 demiş, 7:45'te. He'll be leaving the house. He'll have left the house, he'll be at home, he'll be having breakfast. Zaten resme bakarak da anlayabilirsiniz ama gerektiğinde paragrafa bakarız. Şimdi bu cümleler ne demek? He'll be leaving the house derseniz evden ayrılıyor olacak demiş olursunuz. Burada yemek yiyor adam. He'll have left the house derseniz evden ayrılmış olacak demiş olursunuz. Bu da resme uymuyor. He'll be at home, evde olacak. He'll be having breakfast, kahvaltı yapıyor olacak. Cümlelerin anlamları bu şekilde. 8:15'de ne demiş bakalım? He'll be leaving the house, evden ayrılıyor olacak. Olmaz. He will have left the house, evden ayrılmış olacak. Evet, artık otobüse binmiş. B olabilir. He'll have arrived at work, eve işe varmış olacak. Varmamış henüz daha. O yüzden C'yi eledim. He'll be arriving at work demiş. İşe varıyor olacak. Varmak, yani arrive fiili continuous tense'de kullanılmaz. Varıyor olacak denmez. O tek seferlik bir eylemdir. Hani bir yere gitmek kullanılabilir ama bir yere varmak derseniz bunu continuous tense'de kullanmazsınız. O yüzden he'll be arriving at work anlam olarak da olmaz, yapı olarak da olmaz. Tek söyleyeceğim şey burada he'll have left the house, evden çıkmış olacak anlamındaki cümle B şıkkı yani. 9:15 demiş. He'll be working. Hiç bakmadım bile şimdiye kadar paragrafa.
He'll be working olabilir, çalışıyor olacak. He'll start work 9.15'te başlamayacak çalışmaya. Dikkat edin, ondan öncesinde başlayacak. O yüzden he'll start demiyorum. Ama C'deki gibi he'll have started work diyebilirim. İşe başlamış olacak. Çalışıyor olacak, çalışmaya başlamış olacak. İkisi de mantıklı. He'll be arriving at work. Bu zaten olmuyordu. İşe varıyor olacak şeklinde. Yine de bir bakalım 9.15'te ne yapıyormuş? İşe çalışmaya başlamıştı ne zamanmış? He starts work immediately. Hemen başlar işe. 8.45'te işe varırmış ve hemen başlarmış. O yüzden 9.15'te çalışıyor olacak ve çalışmaya başlamış olacak. 4'te 12.45 demiş. He'll have lunch. He'll have lunch derseniz 12.45'te yeni yemeğe başlıyor demiş olursunuz. Ama 12.30'da başlamış. When he has lunch diyor. Continues until 12.30 when he has lunch. Yemek yemeye başlayınca 12.30'a kadar çalışmaya devam edermiş. O yüzden he'll have lunch demeyiz. Çünkü daha öncesinden başlıyor yemek yemeye. Ama he'll be having lunch diyebiliriz. Yemek yiyor olacak. Öğle yemeği yiyor olacak. He'll have finished his lunch demiş. Bitirmemiş henüz daha. Öğle yemeğini bitirmiş olacak demek. Bunu da eledim. He'll have started his lunch. Bu da olur. Öğle yemeğine başlamış olacak demek. Yani iki tanesini yaptık. He'll be having lunch. Öğle yemeği yiyor olacak ve D şıkkı he'll have started his lunch. Öğle yemeğine başlamış olacak. 4 o'clock'ta he'll have finished his work demiş. Bitirmiş mi işini? Hayır, bitirmiş olacak demek bu cümle. Bunu işaretleyemem. B'de he'll finish his work diyor. İşini bitirecek. Hayır, daha hala çalışıyor. He'll be working diyebiliriz. Çalışıyor olacak. He won't have finished work. İşini bitirmiş olmayacak şeklinde. Hala çalıştığı için. C ve D şıkkını yaptım. Çalışıyor olacak, bitirmiş olmayacak diye. 4.45 demiş. 4.45'te. He'll leave work. İşten ayrılacak mı? Zaten ayrılmış buradan. Daha öncesinde gerçekleşmiş bir şey. Zaten 4.30'dan bahsediyor. Bunu işaretleyemem. He'll leave work değil. He'll be leaving work. Bu da olmaz. İşten ayrılıyor olacak. Bu da süre gelen bir şey değildir. He'll have left work diyebilirim. İşten ayrılmış olacak, çıkmış olacak. Çünkü otobüste artık. He'll have arrived home demiş. Eve varmış olacak mı? Hayır, olmayacak. Hala otobüste. Burada söyleyebileceğimiz tek şey işten çıkmış olacak. Yani C şıkkı he'll have left work şeklinde. Ve diğerinde neler yapacakmışız? Bu bölüm normalde bu will ve going to anlamında kullandığımız bölüm. Yani yapıyor olacağım anlamı değil de yapacağım anlamında will be doing yapısını kullandığımız yer. Demiş ki mesela there is an election next week. Gelecek hafta bir seçim var. Who will you be voting for? Kimin için oy kullanacaksın? Oy kullanıyor olacaksın demeyiz. Türkçe'de kullanmıyoruz biz bu şekilde. Çevirebiliyoruz ama kullanmıyoruz. Ama bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani who will you vote for da diyebilirsiniz. Ama bu daha güzel bir İngilizce. Who will you voting for? Vote oy kullanmak demek. Diğer tarafta I'll be blah blah shopping later. Can I get you anything? Sana hiçbir şey alayım mı anlamında. I'll be going diye kullanabiliriz. Var mı? Yes, I'll be going şeklinde. Yazayım mı? Çok kısaca yazayım. Be'lerini unutmayın. Dikkat edin. I'll going diye bir şey yok. I'll be going diye yapıyoruz. I'll going shopping later. Emily is not well, so she blah blah volleyball tomorrow. Yarın oynamayacak diyebiliriz. Mesela won't be playing diye. Won't'u çok görmemiştik. Nasıl yazıldığını bilmiyorsanız bundan bahsediyorum. Dersin başında söylemiştim özet kısmında. Won't be playing volleyball tomorrow dedik. Little Emma, küçük Emma, blah blah school soon. She's growing up fast. Çok hızlı büyüyor demek. Yani hızlı büyüyor. Okula başlıyor olacak. Yani aslında okula başlayacak anlamında. Will be starting diye yaparım. Will be starting. Bu süre gelen bir eylemden bahsetmiyorum burada. Dikkat edin. Başlayacak anlamında ama güzel İngilizce olsun diye bu şekilde kullanıyoruz. The match is on TV tonight. Bu gece televizyondaymış. Match, will you onu izleyecek misin? Will you be watching diye kullanırım. Normalde are you watching diye de kullanırız. İzleyecek misin? Plandan bahsederken kullanıyoruz. Ama bu şekilde de will you be watching diye planını sorarken de kullanabiliriz. What blah blah in your new job? Yeni işinde ne yapacaksın? The same as before. Eskisinin aynısı mı demek? What will you be doing? Affedersiniz. Will you be doing? In your new job şeklinde kullandım. Blah blah to the wedding. Düğün demek wedding. I'll be away on holiday. Tatilde olacağım demek. Gitmeyeceğim diyebiliriz. I won't be going to the wedding. Bakmıyorum yan tarafa ama evet var. I won't be going to the wedding şeklinde yaptım. Please fasten your seat belts.
Uçaklarda çok görürsünüz. Kemerlerinizi bağlayın, sıkılaştırın demek aslında fasten. Please fasten your seat belt. The plane will be landing diye kullanacağız. Will be landing. Yani iniyor olacak. Will be landing in 10 minutes. 10 dakika içerisinde uçak iniyor olacak, inecek anlamında. Ve sonrasında will be doing ve will have done'ı karşılaştıracağız. Yapıyor olacak, yapmış olacak. Don't phone between 7 and 8. We'll be eating then. O zaman biz yemek yiyor olacağız. Tomorrow afternoon we are going to play tennis from 3 o'clock until 4:30. So at 4 o'clock. 3 ve 4:30 arasında oynayacaklarmış. Saat 4'te demek ki, bu yüzden we'll be playing. Daha bitmemiş. Bitmemiş olacak yani. We'll be playing tennis. Sarah will meet you at the station demiş 3'te. Seni istasyonda karşılayacak. For you when you arrive. Sen geldiğinde o seni bekliyor olacak diyebiliriz. She will be waiting. Süre gelen bir şey. Öncesine beklemeye başlayacak. She will be waiting for you when you arrive. Sen geldiğinde de hala bekliyor olacak. O yüzden beklemiş olacak değil de bekliyor olacak diye kullanırız. 4'te the meeting starts at 9:30 and won't last longer than an hour. 9:30'da başlayacakmış. Won't last longer. Last sürmek demek. Longer daha uzun. Bir saatten daha uzun sürmeyecek, sürmez. You can be sure that, emin olabilirsin ki saat 11'de bitmiş olacak diyebiliriz. Yani 10.30'da bitecek normalde, sürmeyecekmiş çünkü bir saatten fazla. It will have finished de yaparım. It will have finished by 11 o'clock. Saat 11'e kadar demek. Do you think blah blah in the same place in 10 years time? 10 yıl içerisinde demek, 10 yıl sonrasında demek belki de. In 10 years time. Aynı yerde mi yaşıyor olacaksın? Soru soracağız. Ama soruyu do you think ile veriyorum. O yüzden will you diye yapmayacağım. Do you think you will be diye yapacağım. Bunlara dikkat edin. You will still be living in the same place in 10 years time. 10 yıl içerisinde, 10 yıl sonra hala aynı yerde mi yaşıyor olacaksın sence anlamında bir cümle. Do you think you will still be living? Lisa is traveling in Europe and so far she has traveled about 1000 miles. By the end of the trip, gezinin sonunda, blah blah, more than 300 miles. Cümleyi anladınız mı? Merak ediyorum aslında. Avrupa'da geziyormuş. So far, şimdiye kadar demek, 1000 mil kadar gezi yapmış. Yolculuğunun sonunda ise 3000 mil yapmış olacak deriz. Çünkü sonundan bahsediyor, bitmiş bir şeyden. She will have. He değil. She will have traveled diye yapacağım. Dikkat edin, ikileyle yazıyorum. She will have traveled more than 3000 miles. If you need to contact me, bana ulaşmak istersen blah blah at the Lion Hotel until Friday. Cuma'ya kadar Lion Hotel'de kalıyor olacağım. I will be staying. Kalmış olacağım değil çünkü daha bitmedi eylem. Gelecekte de bitmedi. I'll be staying at Lion Hotel. At the Lion Hotel şeklinde. 8'de Ben is on holiday and is spending his money very quickly. Tatildeymiş ve çok çabuk harcıyormuş parasını. If you continues like this. Eğer böyle devam ederse. Bu kalıpları altın çizin bence. If you continue like this. Eğer böyle devam edersen mesela. Blah blah all his money before the end of his holiday. Tatilinden önce bütün parasını harcıyor olacak mı deriz? Harcamış olacak mı deriz? Ben harcamış olacak derim. Öğretmenleriniz de öyle söyler, emin olun. He will have spent diye kullanırız. He will have spent all his money. Bütün parasını harcamış olacak. Tatilin sonunda. Ve son olarak I'm fed up with my job. Bu da bir kalıptır. I'm fed up with. She's fed up with. Emizar diye yapabilirsiniz. With'i de var, dikkat edin. Bıktım demek. I'm fed up with my job. İşimden bıktım. I hope. Umarım onu uzun süre yapmayacağım anlamda. Won't demek yerine I won't be doing şeklinde yapacağım. Aynı anlama geliyor aslında. I hope, I don't diye de kullanabilirsiniz. Hope'tan sonrasında normalde won't kullanılmıyordu. Çünkü umarım bunu yapmam derken I hope, I don't. Ama bu şekilde kullanırsanız I hope, I won't be doing. Bu işi yapıyor olmayacağım. It much longer. Bunu daha fazla yapıyor olmayacağım anlamında bir cümle. Bu ders bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Lütfen sorularınızı sorun, aklınıza takılan bir şey varsa. Bir sonraki derste ise when I do, when I've done, if and when konusuna bakacağız. When bağlacı çok önemli. Ne zaman anlamı yok burada, yapınca, yaptığımda gibi anlamlar katacak. If eğer demek, when de yine aynı şekilde yapınca anlamı katacak.
Önemli, birazcık da belki karışık bir konu. Birlikte umarım daha güzel bir şekilde anlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.